Peki tuttuğunuz takım? Şimdi İlknur Hanım, benim Kanada'da tuttuğum birkaç takım vardı ama onlar bizim kafamızı karıştırır. O yüzden ben milli takım diyeyim, değil mi? Daha rahat olsun. Ne zormuş böyle ya, ezberden öğrenmek. Değil mi? Ama şimdiye kadar hep böyle yani ekibin kavgasıydı, gürültüsüydü, telaşıydı derken başka hiçbir şey konuşamadık tabii. Öyle. O zaman baştan alalım. Nerede? Alanya'da tanıştık. Değil evet. Roma'ya balayına gittik. Roma'ya. Romalı Peran vardı. Oradan kalsın aklımda. Ben tanımıyorum ama sizin için rahat olacaksa. Ben hiç bilmiyorum Roma'yı. Nasıldır, güzel midir? Hiç bilmiyorum. Çok güzel bir şehirdir. Tavsiye ederim, bir gün gidin. Özellikle bahar aylarında. Hiç düşünmemişim, hiç merak etmemişim nasıl bir yerdir diye. Alın size fırsat düşünmek için. Yurt dışına da çıkmadım ben hiç. Belki bir gün giderim. Belki. Bozcaada'ya gidecektik biz. Balayına. Küçük bir pansiyon var dedi. Denize çok yakınmış. Ege ayaklarının altında. Üzüm bağları varmış. Hayal etmiştim. Yasakmış ama rüzgar güllerinin altına gidecektim. Kollarımı açıp, gözlerimi kapatıp rüzgarın uğultusunu dinleyecektim. O da korkacaktı benim için. Ne yapıyorsun deli kız, gel buraya diyecekti. Demedi. Olmadı çünkü. Düğün bile olmadı. Sevmek olmayanı oldurur derler ya. Koca bir yalan bence. Sevmek zayıflık, üzüntü, hayal kırıklığı. Sevmekle ilgili düşüncelerimi merak edersiniz diye söylüyorum. Oyun oynuyoruz ya. Sevmek insanı yoktan var edebilir de. Bu da benim sevgiyle ilgili düşüncelerim. Hani bilmek istersiniz diye. Oyun oynuyoruz ya. Pembe beyaz güller. En sevdiğiniz çiçekler. Hatta ilk kavga sebebimiz çünkü yanlış gülleri göndermiştin. Hem de doğum gününde. Cinayet sebebi. Eyvah.